Gençler selam, yepyeni bir meta videosuyla karşınızdayım. İstanbul Gaming'de biliyorsunuz en sonki yayınımızda efsane arabalara sahip olduk. Yayında hediye gelenler ve bizim de aldıklarımız elbette oldu. Efsane bir galeri yaptık yani bunu yayın izleyenler çok çok iyi bilir. Aventador, Doğan Selex, Passat çok güzel oldu arkadaşlar arabalar. Gerçekten mahalleye bir asillik kattık. Bakalım sizler de benim kendi zevklerime göre modifiye ettiğim araçları beğenecek misiniz? Fazla uzatmadan hemen video geçiş konuşması yapıyorum arkadaşlar. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, bu serinin farklı farklı araçlarda gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin, like atın. Ona göre sizlerin yorum attığı modelleri de alıp elimizden geldiği kısa sürede alıp modifiye yapabiliriz arkadaşlar. Tamam, daha da fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım, iyi seyirler arkadaşlar. Abi, adam beni buraya getirdi, buraya kadar Bugatti ile Bugatti'si bozuldu. Lamborghini çağırdı, Lamborghini de bozuldu. En son benim pick-up'a kaldık. Yani düşünün durumumuzu. Yüksel şu an beni efsane bir şekilde yarı yolda bıraktı. Ben normalde video çekecektim ama maalesef evin yolunu da şaşırdık. Şu an şöyle haritadan bakıp gideceğiz. Evet, bu taraflarda bizim ev. Şöyle bir şey yapayım hemen. Gençler şimdi bizim bu videoda yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Efsane bir şey. En son biliyorsunuz yayında yeni arabalar aldık. Bu yeni arabalarımızı bir elden geçireceğiz. Bunu yayında yapamadım. O gün vaktimiz yetmedi. Video olarak çekip sizlere sunmak istedim. Öncelikle şöyle yapalım. Bir arabalara geliyoruz abi. Bugatti Chiron'u yapmayacağız. Yapacağımız arabaları çıkaralım. Bunu bir gizleyelim öncelikle. Aventador'u bir elden geçireceğiz. Ama hepsinden önce burada Doğan Selex var arkadaşlar. Doğan'ı çıkarıyoruz, yerini alıyoruz. Onun dışında Lamborghini Aventador'u da gösteriyoruz. O da burada arkadaşlar. Onun yanına da buradan en modifiyeye yatkın olan Passat var. Passat'ı da çıkarıyoruz. Ben burada hepsini düzenledim. Şuraya da yine bizim güzel arabalarımızı satılık olarak koyalım abi pazara. Kimse almasın. Maksat orada birkaç görüntü güzelliği olsun diyelim. Ferrari'mizi çıkarıyoruz. Hayır, getirmiyoruz. Aracı satıyoruz. Sattık, Ferrari'yi de pazara koyduk ve BMW i8. BMW oraya sığacak mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı, umarım sığar. Şöyle BMW'yi de getirdim. Evet, sığdı, çok güzel. Üçü de böyle yan yana. Burayı tam ayarlayamamışım veya artık oyun onu şey yaptı. Bilemiyorum arkadaşlar. Tamam, yapacak bir şey yok. Bunlar böyle kalsın. Burada sarı, burada kırmızı beyaz yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi öncelikle hangisinden başlayalım? F'e bastım, ona gitti. Önce Doğan'dan başlayalım arkadaşlar. Arabayı şöyle bir öne alalım. Hatta nasıl yapalım biliyor musunuz? Modifiye alanımız şu arkası oluyor mu? Bakın, yok, orada pek belli olmaz. Modifiye alanımız burası olsun arkadaşlar. Şöyle, hatta uygun bir şekil yapalım. Evet, modifiye alanımız burası olsun arkadaşlar. Öncelikle arabamızı bir yeniliyoruz. Şöyle güzel bir şekilde yenilendi. T şu an korna. Geldik modifiyeye abi. Bunda hidrolik oluyor bu, zannediyorum ki şu olay oluyor. Bunu hemen açtık. Araba bir şöyle kalsın. Aynı zamanda bütün detaylarını da görelim. Nitromuz tabii ki 10 olsun. Yani 8-9-10 arasındaki fark ne onu bilmiyorum. Ama neyse, boş verin onu. Stereo, bunu da işaretledim. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Jantlara geliyorum arkadaşlar. Güzel bir jant yapmamız lazım ama jantı yaparken abi şöyle aşağı indirelim ki jantı tam olarak görelim. Bakın 1075. Hoşuma gitti. Diğerlerine bakacağım şimdi. Şöyle güzel bir jant olsun bize. Güzel bir jant olsun abi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu arada arabanın renginde de bir güzellik yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1085 miydi? O 96 mıydı? Yok. 1083 ile 1075 arasında kaldım ama 1075 daha ağır basıyor arkadaşlar. Hemen bunu kapatıyorum. Renge geliyorum. Önce buradan bize arabanın rengini ayarlayacağız arkadaşlar. Arabanın rengi ne olsun? Bir siyah deneyelim. Oo, siyah çok asil durmadı mı? Ama jantlar sanki pek olmadı arkadaşlar. Farlar açık zaten. Farları kapat dersek, yok kapatık. Bu arada içi de sönüyor bakın. Bayağı bir fark ettiriyor içinin sönük olması. Şuraya baksanıza. Aşırı iyi. Keşke sadece içi sönük olabilse, onu ayarlayabilseydik. Neyse. Geliyoruz hemen abi rengimize. İkinci rengi işaretledik. Jant rengi arkadaşlar. Araba komple siyah mı olsun şimdi? Bizim asıl mevzumuz bu.
Bir komple siyah yapalım. Eğer iyi olmamış abi derseniz onu ona göre ben değiştiririm. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hemen geliyorum buna ışıklara. Işıklarımız hangi renk olacak? Siyah olmuyor tabii ki. Işıklarımız bence siyaha en iyi giden renk kırmızı ama neden değişmiyor şu an onu anlamadım arkadaşlar. Şu an neden değişmediğini anlayamadım gerçekten. Evet. Farlarımız da arkadaşlar şöyle kırmızı. Burada en üstte olduğu için sürekli beyaz yanıyordu. Şimdi çözdüm olayı. Evet, gördüğünüz gibi araba muazzam oldu abi harbiden. Siyah takılalım, sonra yine yayında bunu değiştiririz arkadaşlar hep birlikte. Veya yorumlarda da öneride bulunursanız ona göre ben bir ayar çekerim. Şimdi Doğan'ımızı yerine alıyoruz. En son hepsiyle evin sokağının etrafında bir test sürüşü yaparız. Şimdi geliyorum, iki araba var arkadaşlar burada. Buradan ikisine de binebilir. Bastım, hangisine binerse onu o seçecek. Lamborghini'yi seçti. Yapacak bir şey yok, sıradan gitmiş olduk bu arada. Hemen şöyle bir geri geliyoruz abi. Evet. Aventador'umuzu yerine oturttuk arkadaşlar. Öncelikle farları aç diyoruz. Farlar zaten açık. Tamam, geldik. Pardon, önce modifiyemize gelelim abi. Araç kontrolü kapat. Hidrolik olsun. Her arabada olsun abi. Hidrolik güzel oluyor ya. Bazen böyle eğlencesine takılabiliyoruz. Nitro zaten en iyisi. Spoiler var arkadaşlar. Şöyle hemen yaklaşalım. Nasıl bakalım? En iyi açı zannediyorum ki böyle. Veya bakayım yaklaşabileceksem, olmadı ama dur. Bir ayar çekeceğim arkadaşlar, merak etmeyiniz. Evet, en iyi açı böyle ya, yok. Şöyle yandan köşede görünüyor biraz ama arkadaşlar daha net görünüyor. Devam ediyorum böyle. Bunun üzerine ekliyor, o kötü olmuş biraz açıkçası. Ama merak ediyorum, bakacağım yani. Şu sanki iyi arkadaşlar, baksanıza. Ya arabada siyah olsa mesela tam olacak onunla. Gerçi o biraz şey, piano black mi diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum ama dur. Tamam. Bakmaya devam ediyoruz. Sanki şöyle arkadan baksak daha iyi olacak. Şöyle bakalım. Devam diyoruz. Bunların hepsi iç içe geçiyor arkadaşlar ya. O yüzden açık konuşmak gerekirse pek içime sinmedi ya. Yok yani. Bunlara bakmayacağım arkadaşlar. Gerçekten hiç içime sinmedi yani. Geliyoruz abi jantlarımıza. Şimdi bizim bu arabada en can alıcı yerlerimizden birisi jantlarımız olacak. Yani bu jant bir kere çok iyi, onu söyleyeyim. Gerçi arabaya arkadaşlar her şey gidiyor. Ooo. Reis ne yaptın? Bu da çok iyi. Bu açıdan bakalım. 1076 yaktığımızda tuttuk. Devam ediyorum ama sanırım ondan daha iyisi yoktur arkadaşlar. Yani bakıyorum ama harbiden 1076... 1075 mi? Nerede o? 1076 değil miydi ya? Şöyle baştan bakayım. Heh, 1079'muş, özür diliyorum. 1079'muş ve araba harbiden çok iyi oldu ya. Şuraya baksanıza. Vallahi muazzam oldu. Hemen geliyoruz abi arabamızın rengine. Rengi öncelikle şöyle bakayım, şunu bir kapatalım, bunu açalım. Öncelikle far renklerindeyiz arkadaşlar. Bunun farlarını sarı yapacağız. Arabayı güzel bir şekilde ayarlayacağız ama bu ne rengi? Ha, jant rengi ama jantlar bizim orijinal bir renk olduğu için onu değiştiremiyoruz arkadaşlar. Arabayı komple sarı yapsak çok kötü oldu. Çok kötü oldu, farkındayım. Şöyle bir değişiklik yapacağım arkadaşlar ona. Yok, olmadı abi. Kırmızı veya siyah. Reis, siyah da çok iyi oldu be. Bence bu modifiyede siyahtan gideceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Sarı farlar. Kırmızı. Hoppala, şöyle bıraktık. Sarı siyah oldu burası biraz ama olsun. Hemen atlıyoruz abi. Passat'ımıza biniyoruz. Passat'ımızı da modifiye edeceğiz. Bakalım Passat nasıl olacak. Şöyle bir yerine otur Passat. Passat şu an aşırı çirkin arkadaşlar. Harbiden aşırı çirkin. Yani öyle böyle değil. Şöyle hemen Passat'ı da oturtuyoruz oraya. Evet, Passat'ı da aldık arkadaşlar. Şimdi öncelikle modifiyemizden başlayalım. Burada zannediyorum bu hood ne abi? Üstün açılması olayı değil mi? Farları aç diyelim, açık zaten. Neyse, hood bir kalsın bakalım böyle. Çözemedim onu. Hidrolik var. Turbo inyesi, stereo tamam. Vent varmış. Vent neymiş? İşte bunları neden
göstermiyor. Ha, bir dakika, içeride bir şey oluyor arkadaşlar. İçeride bir şey oluyor. Bir dakika, şöyle bakacağım. Orada bir şey oluyor. Bir dakika, şöyle bakacağım ben ona, merak ettim. Bu ne abi? Baksanıza. Neyse, kalsın, içinde bir renk olsun. Muhtemelen bu araba rengiyle aynı olacak. Bu arada pastasının içini hiç yapamamışsınız İstanbul Gaming. Size sesleniyorum. Harbiden hiç yapamamışsınız. Çok kötü olmuş. Şuraya bak, direksiyonu bile dönmüyor. Yani bu kadar kaliteli arabalar var ve hepsinin içi çok iyi. Passat gibi. Doğan'ın bile içi var diyebiliyorum. Passat'ı böyle yapmanız gerçekten aşırı kötü olmuş. Onu tekrardan belirteyim. Gelelim abi şuraya, hemen devam ediyoruz. Vent kalıyor. Evet, jantları seçeceğiz arkadaşlar şimdi. Jantlarımızı harita kapattı. Evet, böyle çok güzel. Devam ediyoruz. Passat'a nasıl bir şey gider abi? Passat'a iyi bir jant bulmamız lazım ki. Değil. Geç, geç, geç. Geç, 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 geç. Şu bir tık iyi. Şöyle baştan bir alacağım. Şu da güzel arkadaşlar. Durun şimdi. Şöyle önce bir rengini ayarlayalım arabanın, tamam mı? Arabayı siyah yaptık. Jant yok. Bu araba siyah olmasın. Passat siyah olmasın abi. Passat'ı ne yapalım? Passat'ı bence beyaz yapalım. Passat'ı beyaz yapalım. Jantlarına gelelim. Jantları beyaz olmasın. Jantları siyah olsun Passat'ın. Evet, çok güzel oldu be. Bilmiyorum ben zevksizlik mi ediyorum şu an ama Passat harbiden çok iyi oldu arkadaşlar. Farlarını da bakıyorum abi, farlarını da böyle yapacağım. Şey gibi oldu biraz, kristal gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet, Passat'ımızı da böyle hidrolimizi de yaparak yerini alıyoruz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bir de Bugatti var ama Bugatti öyle kalsın şimdi, çünkü orası komple sarı oldu. Güzel oldu. Bugatti'yi yayında da düzeltiriz. Aynı zamanda videoda çok uzun olmasın. Şimdi önce Passat'ımızla bir test sürüşümüze çıkıyoruz arkadaşlar. Evimizin etrafında döneceğiz. Şöyle bir tur atacağız. Belirleyelim hemen. Yapma bunu ama, yapma bunu ama. Tamam, Passat'ımızı yeniledik. Kusura bakmayın kazadan dolayı. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Araba gerçekten sürerken güzel bir görüntü bırakıyor abi. Ben şahsen beğendim. Hani zaten kendi zevklerime göre yaptım biliyorsunuz. Şöyle şuradan gideceğiz. Şuradan bir dönelim. Oradan dönüp evimize de tekrardan döneriz. Yani güzel yaptık ya. Biz bu işi biliyoruz. Modifiye dükkanı da açabilirim arkadaşlar sokağa. Ne diyorsunuz? Galericiden hariç bir de modifiye dükkanı açabiliriz. Aslında oyun yöneticileri öyle bir şeyler yapabilseler harbiden ben bu mahalleyi doldururdum. Passat'ımızı yerine alıyoruz arkadaşlar. Kristal benzeri far rengi harbiden çok çok güzel oldu. Bu arada bir taraf Galatasaray, bir taraf Fenerbahçe oldu arkadaşlar, onu da söyleyelim yani. Hemen appala, hayır, yanlış yere, yanlış yere. Yanlış yere girdik. Oraya değil abi. Bin abicim hemen Aventador'umuza. Arkadaşlar Aventador'umuzu da çıkarıyoruz şimdi. Test sürüşü yapacağız. Tabii ki bu biraz hızlı bir araba. Test bir tık daha çabuk bitecektir. Yalnız araba harbiden çok cool. Çok iyi ya. Belki farları hani herkes beğenmez ama genel olarak arabanın şekli yani harbiden muazzam. Buna şöyle bir şey de yapalım. Passat'ın içi yoktu ama arkadaşlar bunda şöyle bir mevzuda yapabiliriz. Bakın misal, Passat'la bunu bir karşılaştırın. Hiç alakası var mı? Tabii ki de yok. Ama böyle de ben önümü göremiyorum. Bu olay biraz şey oldu arkadaşlar. Enteresan oldu. Haritaya göre döneceğim yani. Döndük. Hadi bakalım hayırlısı. Eve kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. Az daha çarpıyorduk lan. Ama bu arabayı imkansız ben yerleştiremem. Şöyle yapacağım hemen. FP diyelim. Alalım abi arabamızı yerine. Biraz daha Passat'a yakın park edeceğim ki Doğan'a binebileyim. Yani Lamborghini Aventador'umuz da böyle oldu arkadaşlar işin özü. Geliyorum hemen. Asıl hepinizin hemen hemen hepinizin sevdiği arabaya arkadaşlar. Bir şey merak ettim. Şu an şuraya bir yaklaş bakalım. Bakın orada kapı kilidinin dili var. L'ye bastığım zaman kapı kilidim de aşağı iniyor mu? O detayı yapmışlarsa helal olsun. Ama yapmamışlar. Yani yapmamalar da normal zaten arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Uf. Abi kara şimşek olmuş araba ya. Harbiden araba kara şimşek olmuş yani. Şuraya baksana. Çok iyi be. Çok iyi.
Muazzam bir görüntüsü var. Şu an Doğan'ımızın. Avanalım turboya. Çok yavaş ama olsun. Onun bizde yeri ayrı, biliyorsunuz arkadaşlar, biz Türkler Doğan'dan vazgeçemeyen türlerdeniz. Doğan'dan vazgeçemeyen bir ülkeyiz desem daha doğru olurdu. Yani harbiden ufak bir kaza oldu. Fakat lakin ki düzeltebiliriz. Düzelttik. Arkadaşlar Doğan'ımızı da bu şekilde getiriyoruz. Park ediyoruz abi. Çok güzel bir sistem yaptık bence. Ben çok beğendim arabaları. Zaten dediğim gibi tamamen kendi zevklerime göre ayarladım. Burada bizim diğer krallarımız var. Bugatti'yi de modifiye etmek istiyorsanız veya diğer arabaların da modifiye videoları gelsin diyorsanız onları da çekerim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü araba var. 2 tane Transporter, 1 tane Civic, Nissan Titan, Range Rover. Burada 6, özür diliyorum, 5 tane daha modifiye. Hatta Bugatti'yi de deriz. Ya diğerlerini de deriz de tamamen sizin isteğinize göre. Hiç uzatmayayım ben arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar da diyelim. Arabalarımız efsane oldu abi. Arabalarımız muazzam oldu. Harbiden arabalarımız muazzam ötesi oldu. Yani şöyle bir resim çekelim. Kapak fotoğrafımızı da alalım abi. Hatta şuradan alalım. Veya arkadaşlar böyle aldım kapak fotoğrafımızı abi. Muazzam oldu. Haydi bakalım, bu videomuzun da sonuna geliyoruz o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tür ufak tefek eğlenceli bir video çıkarmaya çalıştım. Bu tür videoların da devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin, like atın. Ona göre siz isterseniz eğer yine diğer araçları da modifiye edebiliriz veya istediğiniz farklı araçları alabiliriz, onları modifiye edebiliriz. Güzel eğlenceli bir video çıkarabiliriz yani. Tamamen sizlerin isteği doğrultusunda tabii, onu da belirteyim tekrardan. Bunu ben şu an kendim yaptım ama sizler eğer isterseniz çok daha iyileri veya çok daha farklı modelleri de alıp yapabiliriz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.